أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير والأفس أسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال جاءني جبريل فقال يا محمد مر أمتك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberlerine azam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt el-i ashabet vallahu rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız meşayih efendilerimiz hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Câ'ani Cibrilu. Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fakale ve şöyle söyledi. Ya Muhammed nur ümmetike fel yerfavu asvatihim bin telbiye. Ümmetine söyle. Ümmetine söyle. Telbiyeyi de seslerini yükseltsinler. Bu ihrama girerken söylenen lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek sözüdür. Buyur ya Rabbi buyur. Senin ortağın yoktur. Evet, bu telbiye dediğimiz bu kelimeleri söylemek niyete, ihrama, hacca niyet etmenin bir parçasıdır. İhramlı olacaksın, telbiye getireceksin, ondan sonra da ömre yapacaksan ömreye, hacca niyet edeceksen, haccın da üç kısmı var. Haccı kıran var, haccı temettü var, haccı ifrat var. Hangisine niyet edeceksen, onlardan birisine niyet edeceksin. Evet, ihram bu şekilde telbiyesiz bize Hanefi mezhebine göre şey olmaz, niyet olmaz. Bunu üç defa söylemek lazım. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurursa ashab-ı kiram da onu aynen yapıyorlardı. Bu ihrama girdiğinin alameti olarak, ihrama girdiği niyeti olarak bunu söyleyecek, bilmeyene öğretecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de emrine uymuş olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram onun emrine saygı duyuyorlardı ve emrolunduk şeyleri aynen yapıyorlardı. Sesi yükselt, sesi alçalt. Evet, mesela Tebük seferinde büyük bir ordu, 30 bin kişilik ordu var. O zaman kadar görülmemiş bir ordu. Bir tepeden vadiye inerken bütün ordu gözükmüş. Sahabiler
bakmışlar ki muazzam bir ordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lillahil hamd diye tekbir getirmişler. Efendimiz çok gazaplanmış. Allah sağır değil demiş. Niye bağırıyorsunuz? Evet. Bağırmak iyi değil. Şimdi tabii biz dinin hükümlerini arz ediyoruz. Kimse hedefimizde değil. Adam imam nasıl bağırıyor okurken? Derdin ne kardeşim? Arkanda 15 kişi var. Duyuracak. Mutlaka sen fısıldarsan duyacaklar. Ama nasıl bağırıyor? Allah'ın huzurundasın, öyle bağırılır mı? Evet, tekbir alırken bağırmak yasak demiş. Bırakın aşağı sesinizi, kızın, indirin. Evet, yolculukta böyle sesli, yüksek sesle tekbir etmeyi istememiş. Ama şimdi haçta telbiye getirirken seslerini çok yükselteceksiniz. Evet, İbn-i Ebi Şeybe radıyallahu anh sahih isnatla kâne ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarfaûne asfâtuhum bihe hattâ tüsebbih asfâtuhum hâraca eyzan. Evet, gene sahabe-i kiram öyle sahabe şey getirirlermiş ki, evet ben İbn-i Ömer'le beraberdim, iki dağ arası, bu tarafı dağ, Mina'nın bu tarafı dağ, bu tarafı dağ, öyle bağırıyorlardı ki diyor sahabe-i kiram, İbn Ömer'le beraberdim diyor sahabi, yankı yapıyordu dağlardan ses, öyle gür sadayla yüksek sesle telbiye getiriyorlardı. Evet, bu İslam'ın şeairindendir. Güçlüyüz, Müslümanlar güçlü. İşte bak, uzak memleketlerden geldik, Allah'ım senin emrine uyduk, böyle senin ismini yüceltiyoruz anlamında. Orada telbiye çekmekte yüksek sesle söylemek gerekiyor. Ama diğer yerlerde hayır, seslerinizi alçaldırınız. Alçak sesle söyleyiniz. Evet. Fe inna min şa'ril hac. Bu telbiye, yüksek sesle telbiye çekiniz. Çünkü haccın şiarındandır. Yani haccı bildirmektir. Biz hacıyız. Bir, iki, ve alametihi. Hacı olmanın alametidir. Telbiye çekmeden hacı olunmaz dedik. Niyet edilmiş olmaz. Evet. Bu haçta böyle olduğu gibi ömrede de böyledir. Ömre ile haccın farkı, onda da ihrama girersin. İhrama da girerken aynı telbiye çekersin. İhrama girdikten sonra iki rekat namaz girersin. Namazı bitirince işte bu niyet edersin, telbiye çekersin. Ömreye niyet edersin. Haçta hacca niyet edersin. Haçta Arafat var. Arafat çıkmazsanız hacı olmazsınız. Evet, Arafat günü öğleden sonra bayram günü sabah imsak vaktine kadar Arafat'a bir saniye bile girip çıkmasanız hacı olamazsınız. Haccın rüknüdür Arafat. Ama ömrede bu yoktur. Ömrede sadece işte bu ihramı giyip telbiye çekip niyet ettikten sonra gelirsiniz, Kabe'yi tavaf edersiniz. Ondan sonra Safa ile Merve arasında sa'y yaparsınız. Ömre tamamlanmış olur. Ama orada da ihrama girerken o da orada da telbiye ömrenin şiairindendir. Mutlaka söylemek gerekir. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haccetül Veda, ki zaten ondan sonra ömrü vefa etmediği için Haccetül Veda deniyor. Başka haccı yok. Evet. Orada da böyle yapmış. Efendimiz haccı yaya gidenleri çok övmüş. Hacca yaya gidenleri melekler Arafat'a giderken, dönerken karşılarlar ve kucaklaşırlar. Hani bir selam vermek var, binitlilere selam veriyorlar. Ama çok samimi olduğumuz bir adamı gördünüz mü, üstüne selam veriyorsunuz, atlıyorsunuz, kucaklaşıyorsunuz. İşte yaya hac yapanları da melekler böyle kucaklarlar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kendileri deve üstündedir. Neden?
yaya yürümeyi böyle emrettiği halde çünkü o zaman bu hoparlör yok. Haccın nasıl yapılacağını kimse bilmiyor. Ben nasıl yapıyorsam öyle haç yapınız emretmiş. Nasıl görecekler? Onun için devenin üstünde. Onu söylediğini görecekler, duyacaklar. Hoparlör yok o zaman. Evet, ne yaptığını yapacaklar. Onun için ama bize yürüyün diyor. Yürümezseniz haç geçersiz demiyorum. Ama muazzam bir sevaptan mahrum kalıyorsunuz. Haç geçerli ama yaya haç yapanları melekler kucaklarlar diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adım başına evet 700 harem hasenesi yaya haç yapana 700'de 100 bin çarpın adım başına bu sevabı alıyorsunuz. Öyle makbul. Evet. Bu terbiye olmazsa haça girilmiş olmaz. Ebu Hanife Hazretleri öyle söylüyor. Veya hediye göndereceksiniz. Hacca keseceğiniz kurbanı önceden göndereceksiniz. O şekilde. Evet. İmam Malik, Ahmed İbn Hanbel, Tirmizi, Zeyd İbn Halid Hazretlerinden bunu nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Tabarani, Etani Cibril, Cebrail bana geldi. Fakale innallah ya'muruke en te'muru ashabeke en yerfu asvatarum bit telbiye min şa'il hac. Ve dedi ki Allah-u Zülcelal Hazretleri kardeşim Muhammed ashabına telbiyeyi yüksek sesle söylemelerini emretmeni emretti. Sana emrediyor ki ashabına da emret. Telbiyeyi yüksek sesle söylesinler. Çünkü haccın şairindendir, alametlerindendir, efalindendir şeklinde rivayet etmiş. Evet. Câni Cibrilu bimir'a beyza fiha nüktetün sevda. Cebrail aleyhisselam bana geldi. Bir ayna var elinde. Bildiğimiz ayna. Bir ayna var. Beyaz bir ayna. Evet. Beyaz ayna getirdi. Fiha nüktetün sevda. O beyaz aynada bir siyah nokta var. Evet. Bir siyah leke var. Fekultu mehazihi. Evet. Bu ne dedim. Ya Cibril kardeşim. Kale hazihil cuma. Bu cumadır dedi. Cuma günüdür. Yevmül cuma. Ve fîhe takûmu sâ'a. Cuma günü kıyamet kopacak. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen naklet hadiste ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuştur. Hayru yevmin talat aleyhi şemsu yevmül cuma. Güneşin üstüne doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Güneşin üstüne doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Fihi hulika Adem. Cuma günü Adem aleyhisselam yaratıldı. Ve fihi udhilel cennet. Cuma günü cennete sokuldu. Ve fihi uhrice minha. O yasak meyveden yiyince de her şeyi yiyin için ama şu ağaca yaklaşmayın buyurdu Allah ama şeytan aleyhillâne iblis aleyhillâne onların şeytanların reisi Adem aleyhisselam yüzünden kovulduğu için Allah'tan izin istedi. Sen beni bunun yüzünden kovuyorsun. Ben de bu Adem'in ahfadından Adem ve hanımından intikam alacağım dedi. Cenab-ı Hak da ona izin verdi. Ama bana sığınanların kılına dokunamazsın dedi. Allah'a sığınmak da nedir? Bismillahirrahmanirrahim demektir. Çok çeşitli sığınma duaları var. Ama Bismillahirrahmanirrahim dört kelimedir. Kur'an-ı Kerim'e göre ben onların önünden, arkasından, sağından, solundan onlara nüfuz edeceğim. Yollarını keseceğim. Sana ulaşamayacaklar. O da hodur meydan buyur dedi. Ama bana sığınanların kılına dokunaması o da işte Bismi bir, Allah iki, Rahman üç, Rahim dört. Bu Bismillahirrahmanirrahim dedin mi şeytanın geleceği dört yeri kapamış oluyorsun. Eve girerken besmele çekersen eve giremiyor. Yemek yerken besmele çekersen yemek yiyemiyor. Sen, yoksa seninle beraber yemeği o da yiyor.
Su içerken besmele çekersen su içemiyor. Yoksa beraber su içiyor. Yatağa girerken eşinle birleşmeden evvel yatağa girerken besmele çekersen şeytan gelmiyor. Bir de duası var. Allahümme cennibne cennetcimin şeytanı mimma razaktene. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım benden ve bizden şu vereceğin, halk edeceğin yavrudan şeytanı uzaklaştır derse şeytan ona dokunamaz. Salih evlat olur. Saliha evlat olur. Dokunamaz diyor Peygamberimiz. Ama besmele çekmezseniz o zaman şeytan da eşinizle birleşir, çiftleşir. Kur'an'da ayet var. Allah Zülcelal'e izin vermiş. Ve şerikum fil envali vel evlat. Besmele çekmeden işe başlarsanız, besmele çekmeden alışverişe başlarsanız alışverişinize o da ortak ol. Ortak ol izin vermiş Allah. Sığınmadığınızda, besmele çekmediğiniz takdirde ve şerikum fil envali vel evlat. Çocuğunuza da ortak olun. Orada kimse yoktu. Sen cini göremezsin. Ama orada işte böyle bir çocuk, besmelesiz çocuk oluşan çocuk da şeytan suyu da var. Ayet bu. Bakabilirsiniz. Resmi tefsir Elmalı Hoca'nın Hak Dini Kur'an Dini Yeni Mealle Türkçe tefsirine bakabilirsiniz. Devlet bastırmış 1936'da. Bakabilirsiniz bu ayetin tefsirine. O çocukta şeytan suyu var. Onun için tinerci olur, terörist olur, devleti, polisi uğraştırır. Ondan sonra geliyor bana diyor ki bu hocalarda iş yok, bu müdürle iş yok. Ben gülüyorum. Evet, bazen müdürde de iş olmayabilir ama hocalarda iş olmayabilir ama acaba sen besmele çektin mi yatağa girerken? Besmele çekmezsen işte böyle terbiye zor olur. Hiç olmaz demiyorum da çok zor olur. Ondan sonra müdürü kabahat buluyor, öğretmeni kabahat buluyor, idarecileri kabahat buluyor, polisi kabahat buluyor. Besmelesiz bela olur. Başına bela olur, devletin başına, milletin başına bela olur. Ortak oldu, izin vermiş besmele. Evet, besmele çekeceksin. Evet, şimdi bu şekilde şey ettikten sonra Adem Aleyhisselam canını sokmuş, intikam alacak ya. Yemin ediyor intikam almaya. Adem cennet çok güzel. Allah bütün ümmet Muhammed bizleri nasip etsin girmeyi. Aklı hayali gelmedik güzellikleri var. O kadar muazzam güzel. Cennette güzel dolaşırlarken bir ara Havva anamız cennetin girişine yakın, kapısına yakın oraya kenara gelmiş. Dışarıdan onu görünce Havva kardeş, Havva kardeş seslenmiş. Yemin billah etmiş. Bak demiş ben oradaydım. Sizden evvel oradaydım. Onun için şimdi buradayım ama sizden evvel oradaydım. Size neye yasak etti biliyor musunuz? Cennet çok güzel. İnsanın zaaf tarafından giriyor bak. O çok güzelliklere bayılmış Havva anamız. Neden ona yeme dedi biliyor musunuz? Ondan yerseniz ebedi kalacaksınız. Bak yemin billah ediyor. Kardeşlik adına söylüyorum diyor. O acı yiyin de ebedi kalın orada diyor. Cennet çok güzel. Havva anamız buna inanıyor. Adem Aleyhisselam gidiyor. Adem diyor. Bak böyle böyle böyle. Ona inanılır mı diyor. Böyle şey olur mu filan. Kovuyor onu. Ertesi gün yine geliyor Havva anamız. Adem diyor bak etme diyor. Cennet çok güzel. Ebedi kalın burada diyor. Çıkmayalım. Git diyor falan. Üçüncü gün yine ya Havva diyor seni kovdum ama diyor hakikaten buradan çıkmasak çok iyi olacak diyor. Cennet çok güzel ve yasak meyveden yiyorlar. Yiyince de ayıp yerleri açılıyor. Cenab-ı Hak diyor ki ben size yiyin için ama şu ağaca yaklaşmadın demedim mi? Şimdi çıkın cennetten çıkın diyor. Ve onları birisini Serendip Adası'na Adem Aleyhisselam'ı Sri Lanka diyorsunuz şimdi siz. Havva anamızı Cidde'ye bırakıvermiş. 300 sene kanlı gözyaşlarıyla Rabbena zalemna enfusena ve illem tavfirlena ve terhamna lenekûnenne minel kâsirin. Kur'an'da ayettir. Ağlaya ağlaya kanlı gözyaşlarıyla yalvarmışlar. Ondan sonra Allah tevbelerini kabul etmiş. Evet. Günah işleyip İsterse tevbe etmek insanlık.
Şeytan tevbe et dedi, etmeyeceğim dedi. Evet. Adem'e secde etmeyeceğim. Vazgeç geçmeyeceğim. Bu şeytanlık. Günahından tevbe etmemek, günahında ayak diremek şeytanlık. Bir günah işlerse arkasından pişman olup tevbe etmek insanlık. Evet, bunu öğreniyoruz. İnsansak yaptığımız günahlara tevbe edeceğiz. 300 sene biz 300 sene zaten yaşamıyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatırına ne zaman içten gelen dualarla Allah'ım desek öyle diyor Cenab-ı Peygamber. Mümin samimi olarak elini Allah'a açtığı zaman Allah o eli, açık eli boş çevirmekten haya eder diyor. O 300 sene yalvarmış. Bakın nasıl kıymetiniz olduğunu bilelim. Kıymetimizin olduğunu bilelim. Efendimizin hatırına o 300 sene yalvarmış, kabul olmuş. Ama ümmeti Muhammed'in samimi olarak gözü yaşlı, yaptığı günahları içi yanarak tevbe etti mi anında siliniyor. O kadar bir şerefimiz var. Bu şerefi kaybetmemek lazım. Sonra işte tayyi mekanla, yani gözün yum hadi Kabe'ye. Gözün yum hadi İstanbul'a. Tayyi mekan bu. Tayyi mekanla Arafat'ta buluşmuşlar. İşte o Arafat da oradan geliyor. Birbirlerini tanımışlar. Evet, sonra Müzdelife'de gerdeğe girmişler. İnsan nesli oradan çoğalmış. Evet efendim. Şimdi Cuma günü aynadaki bir nokta. Evet. Kıyamet o zaman Cuma günü kopacak. Öyle diyor bize güzel peygamberimiz. Adem o gün yaratıldı. Evet. Cennete sokuldu. Cennetten çıkarıldı. Evet. Kıyamet günü o gün kopacak. Cuma günü kopacak. Cuma günü olduğu zaman Cuma'ya çok önem vereceğiz. Neden? Kıyamet kopmadan tevbe etmemiz lazım. Hepimizin günahı var. Cuma oldu mu? Belki bu son cuma olabilir. Kimse bilmiyor. Kıyametin ne zaman kopacağını. Hemen tevbekar olmak lazım. Boy abdesti alıp gıcır gıcır yıkandıktan sonra camiye erkenden gitmek lazım. Hiç dedikodu yapmadan camide Bismillah diyerek sağ ayağıyla camiye girip camide asla hutbeyi dinlerken amin mamin diye hiç karışmadan böyle sükunetle dinleyerek kimseyle dedikodu yapmayarak camide konuşmayarak işe yaramaz laflar etmeyerek evinize gelirseniz 10 günlük günahlarınız silinir diye hadis-i şerif var. Evet, onun için sahabe-i kiram bir de cuma günü öyle bir saat vardır ki edilen dua mutlaka kabul olunur, reddolunmaz. Ama o dakikayı, o saati Efendimiz söylememiş. Onun için sahabe-i kiram cuma günü imsak vaktinde camiye girerlermiş. İmsaktan evvel güneş battıktan sonra çıkarlarmış. Akşama kadar camide dua ederlermiş. O duayı yakalayalım geçerlik saatini diye. Bizler de öyle yapmalıyız. İşte diyor adam benim oğlum kazın çocuğu almıyor diyor bilmem şey olmuyor. Dua et kardeşim bak işte. Bak sahabi ne yapmış. Sen de o gün bir fedakarlık yap. O abdesti al. Git camiye şafak sökmeden gir camiye akşama kadar bir fedakarlık yap, et duayı. Bak mutlaka rast gelecek. Hutbe sırasında olabilir, ihtimaldir. Onun için imam hutbede dua edecek ama sen amin demeyeceksin çünkü hutbeyi dinlemek farz. Evet. Öğle namazı 4 rekat, hutbe 2. 2'de kendisi kılıyoruz 4. Namazda konuşulmaz. Onun için hutbede Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Konuşmak bu şeyleri kaybetmek demek. Fakat laga diyor peygamberimiz. Hatta sus diyen de diyor laga. Yani karavana boşa gider. Emekleri boşa gider. Yani cumayı kılmış olur ama hiç bu bahsettiğimiz şeyleri almaz. Evet, buna çok dikkat etmek lazım. Evet, cuma günü böyle. Evet. Öyle diyor. Sizin Ebu Davud Nesai'deki hadis-i şerifte "Eftal inne min eftal eyyamikum yevmül cuma." Sizin günlerinizin en faziletlen birisi de cuma günüdür. "Fihi hulika Adamum." O gün Adem yaratıldı. "Ve fihi kubza." O gün öldü. "Ve fihi nefhatu
sura üfürülmek de o gün olacak. Ve fihi saika, herkes İsyaf Aleyhisselam sura üfürülmesiyle hep ölecekler, hep ölecekler, canlı kalmayacak. Evet. Feksiru aleyye minas salati, cuma günü bana çok salavat getirin. Cuma günü bana çok salavat getirin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 300 küsur ismi var. İşte onu sayarsın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem diye o isimleri yerler var. Biz de kitabımız var. Ondan okuyoruz arkadaşlarla. Cuma günü çok salavat getirin. Bugün Şanı Hazret diyor ki çoğun en azı 301'dir diyor. Çok olması için 301 olacak. Ha, 301 defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, tesbih aleline 3'te 1 300 yap. O gün bana çok salavat getirin. Fe inne salatukum maruzatun aleyye. Çünkü cuma günü edilen salavatlar ve başka zaman edilen salavatlar bana arz olunur, bana getirilir. Evet, melekler onu getirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme falan yerdeki ümmetinden falanca sana salavat getirdi. Peygamberimiz de o salavate cevap verir. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak, sellem selam vermek demek. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Ona cevap verir. Ve aleyke selam. Yani madem ki bizim salavatımız peygamberimize ulaştırılıyor melekler tarafından, böyle birkaç ay değil anında, ve o salavatı da Allah beni cesedime ruhumu iade eder, diriltir, ben cevap veririm buyuruyor hadis-i şerifte. Peygamber şimdi benim salavatıma cevap veriyor diye edepli olmak lazım, uyanık olmak lazım, esneyerek salavat getirmemek lazım. Peygamber benim salavatıma cevap veriyor diye hazır oldu olmak lazım, bilinçli olmak lazım. Evet, bana maruzatun aliye, bana getirilir, söylenir. Garu ya Resulallah, turazu aleyke salatena ve kat ememte. Ya Resulallah, sen insansın, sen insansın, etinde çürüyecek, keminde çürüyecek şimdi öyle diyen hocalar da var ya, şimdi ölüp gitmişiz, kabir azabı da ne demek filan diyorlar, neresine azap oluyor, dünyanın şartları başka, ahiretin şartları başka. Bir şimdi zaten burada söylüyor. Evet, onu okuyalım, en iyisi oradan cevap verelim. Senin kum çakıl oldu, toprak oldu, onu nasıl olur bu iş? Değil mi? Kaç sene sonra bana arz olunacak diyorsun. Evet. Yakulu. Evet. Fakala innallahu teala, buyurdu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu teala harrama alel ardı esadel enbiya. Bir benim değil, ben de peygamberim. Tüm peygamberlerin cesetlerini toprağın çürütmesini haram kıldı. Peygamberlerin cesetleri çürümez. Peygamber söylüyor. Bir adam peygamberimizin yaptıklarını aynen yaparsa, onun dediklerini aynen tutarsa, yani evliya olursa, onunki de çürümez. Onunki de çürümez. Evet, şimdi rahmetli hocamdan bizzat duyduğum şeyi söylüyorum. Bu Gümüşhaneli Hazretleri Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin girişinde solda yatıyor. Yetiştirdiği hocalar da onun oradaydı eskiden. 1950'den sonra biliyorsunuz rahmetli Menderes iktidara geldi. O, ben iyi biliyorum. Çünkü ben de hep Eyüp'ü, burayı ziyaret ederim. Orada ondan biliyorum. O da yurt dışına gittiği zaman mutlaka burayı ve Eyüp'ü ziyaret ederdi. Dönüşte de Eyüp'ü, burayı ziyaret ederdi. Rahmetli Menderes, bunu biliyorum. Bir geldiğinde bakmış ki, şimdi de gördüğünüz gibi Kanuni meşhur bir adam. Dünya çapında büyük bir padişah, devlet adamı. Onun için turistler geliyorlar. Turistler yani Hristiyanlar, Yahudiler, Ermeniler, Rumlar, şunlar bunlar. O kabirlerin üstüne çıkıyorlar.
türbenin fotoğrafını çekiyorlar. Memleketten gidecek. Aha ben şuraya gittim, şunu gördüm. Muhteşem Süleyman diyorlar ya onlar. Evet. Bunlar yıkanmıyor. Ben aralarında kaldım. Parfümden bahsediyor. Parfüm öyle icat edilmiş. Kokuyorlar çünkü yıkanmadıkları için. Ben dedim teacher, biz dedim parfüme gerek yok. Niye dedi? Biz dedim yıkanırız. Sizde yıkanma yok. Kokarsınız tabii dedim. Onun için parfüm lazım. Yıkanmazlar yani. Onlarda gusül müsül yok. Onun için gusül abdestsiz öyle o mübarek alimlerin kabirlerin üstünü görüp fotoğraf çektiklerini görünce çırılçıplak emir vermiş. Demiş ki mayyetindeki adamlara derhal demiş bu muhterem zatları buradan alın şuraya. Orada hendek var, şey var, az şöyle onun üstüne oraya taşıyın demiş. Onun üzerine harekete geçmişler. Olan vakayı anlatıyorum efendim. Hocaları taşıyorlarken evet bir tane hoca ki bu Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Hazretleri'nin yetiştirdiği hocalardan Mustafa Feyzi, Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi. Sanki bugün ölmüş gibi. Hiç çürümemiş, yatıyor içeride. Evet. Kim bu, kim bu? Sonra anlamışlar ki Mehmet Zahid Efendi'nin hocası. Onu bulmuşlar, Hoca Efendi gelmiş. Kucağımda aldım diyor, şimdi kabrine ben taşıdım diyor. Evliyaullah da çürümez. Sıra şeye gelmiş. Gümüşhaneli Hazretleri, şimdi demir parmaklık var, eşiyle yatıyor orada. Eşi de paşa kızıdır. Gümüşhaneli'de metelik yok. Eline geçen hep dağıtıyor. Hem sabaha gomadan dağıtıyor. Evet. O babasından kalan mirası hep onun eserlerini bedava dağıtmaya vermiş. Mesela bu okuduğumuz Levamül Okul Ramuz Şerhidir. Bütün vatandaşa, millete bedava dağıtılmış. O bastırmış babasından kalan servetle. Yani o da rütbe almış demek istiyorum. Graydar'ın şeyi kırılmış. Onda kazacaklar toprağını. Mühendis ondan şey etmiş, ürkmüş. Hayır demiş. Ben yapmayacağım. Bir başka mühendis gidilen demiş. Yani, sen de ama da batıl inançların var filan. O geçmiş. O da Bakırköylü olmuş. Bu olmuş vakka yani. O da çıldırmış, delirmiş. Onun için kaldı orada duruyor. Hocanın şeysi bu mübarek zatın şeyi orada duruyor. Evet. Ya Resulullah sen kum çakıl olduktansın onu mu? Buyurdu ki Allah-u Teala enbiyanın peygamberlerin cesetlerini arza haram kılmıştır, çürümezler. Diğer peygamberlerin cesetlerini bulsak aynen duruyor. Aman onlar nerede olduğu kesin değil. Sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin naaşı kesin. Gene Peygamberimiz son zamanlarda olan bir vakka. Şimdi Medine-i Münevvere inşallah gidersiniz. Efendimiz ziyaret ederseniz beni vefatımdan sonra ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibi olur diye hadis-i şerif var. Şimdi orada demir parmaklıklar var. Halbuki Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'deki minha halaknakum ve fiha nu'idukum taratan ukhra. Biz sizi topraktan yarattık, toprağa döndüreceğiz. Ayet celli bu. Onun için insanın ölünce cesedi toprağa konur. Ama İstanbul'da betona koyuyorlar. Hele şükür. Beterin de beteri var. Avrupa'da yakıyorlar. Çünkü arsa çok kıymetli. Bu beton kabir yapmak, beton türbeler yaptırmak Avrupa'dan bize geldi. İslam'da türbe yapmak, kabir yapmak yoktur. Çünkü toprağa konacak, ayet bu. Toprağa konacak, çürüyecek, bir daha. 5 sene Türkiye'de Hıfz-ı Sıha Kanunu'na göre çürüme süresi 5 sene. Suudi Arabistan'da 2,5 sene. Bir de çok sıcak, bir de susal yiyorlar. Çabuk halloluyor. Ha aynı kabire birkaç tane konabilir. Bunda hiç dini mahsur yok. Ama beton kabir yaptırılamaz. Ölü yatırımdır.
hiçbir faydası yoktur. Dinde olmayan para harcamaktır. Hesap soracaklar. Neden para harcadın buraya diye. Yani ben Zincirlikuyu kabristanına araştırma yapmak maksadıyla gitmiştim. Türkiye'nin en zengin adamının orada karısına kendisine İtalya'dan, o zaman Türkiye pek teknik ilerlememişti, kırmızı son mermer getirtmiş, karısına kendine kabir yaptırmış. Kabirci adamı gördüm, işte bilgi almak için, bu dedi şunun kabri dedi. Yılan çayan girmesin diye her tarafını son mermerden kaplanmış adam. Kapını kapatacaklar, güya yani öyle, inancı öyle rahat edecek. Halbuki diyor, adam öyle söylüyor. Kefeninde geliyor oğlum diyor, onun diyor yılanı çıyanı diyor. Yılan çıyan sokmasın diye. Bu dinde yok, bunu arz etmek istiyorum. Kabir yapmak tanzimattan sonra son devir ulemasından cevaz gelmiş. Mesela Fatih'in kabrini yapalım demişler. Gelecek nesile örnek alsın, hatırlasın. Eyüp'ün türbesini yapalım demişler. Gelecek nesiller ders alsın. Gazi Osman Paşa, Pilavini kahraman Gazi Osman Paşa'nın kabrini yapalım demişler ulema. Örnek olsun yeni nesillere. Bu fetva çıktıktan sonra herkes babasını Pilavini kahraman Gazi Osman saymış. Herkes kabul yapmış. Bu hastalık bize oradan geldi. Dinde yoktur. Toprağa konulur. Toprağın başına bir taş dikebilirsiniz falan oğlu filan. Memleketimizin en büyük alimi, en büyük bilmem, yo. Toprak olmuş, toprak gömülmüş adam, övünme yeri değil ki orası. Bunlar da yanlış dinde. Falan oğlu falan falan tarihte öldü. Ruhi için Fatiha mesela. Bu kadar cevaz var. La be'se bih. La be'se bih. Zararı yok diyor alimler. Ama şimdi o adamdan öğrendim. Bir kabir için bir okul yaptırılı oğlum demişti bana. 1967'de bir okul yaptırılabilir. Şu o, İtalya'dan son mermerler getiriliyor. Yanında dinlenme yerleri var. Böyle gelen ziyaretçinin, bunlar İslam'da yok. Bunlar İslam'da yok. Ama şimdi onu arz etmek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin naaşının çürümediğini, vaka bu. Olmuş şey. Evet, son devirde olmuş. Abbasiler döneminde. Evet. Şimdi İran'dan bir adam gelmiş. Çok kurnaz, zeki bir adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in naaşını İran'a götürecek. Bak, dünyanın her tarafından Medine'ye ziyaretçi gidiyor. Otel parası veriyor, yemek parası veriyor. Muazzam gelir var Medine'ye. Gelenler sokakta yatmıyor. Muazzam oradan hediyeler alıyor filan. Oraya getirecek. Böylece gelir İran'a gidecek. Aptal kılığında, görünümünde gelmiş, birisine köle olmuş, işte hizmetçi olmuş. İyice öğrendikten sonra bulunduğu, çalıştığı tarladan, bahçeden, hurma bahçesinden alttan tünel kazmış. Ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş. O zamanki paşa, vali, Medine'nin valisinin rüyasına Resulullah Efendimiz girmiş. Bu olmuş vaka efendim. Kaynaklarda hepsini yazıyor. Evladım demiş, beni aldırıyorsun. Uyanmış adam. Herkesi sorguya çekmiş. Öyle bir şey yok. Yine yatmış, ertesi gün bir daha evladım beni aldırıyorsun demiş. Yine soruşturmuş. İyice araştırın demiş. Yine hiç öyle bir şey yok. Üçüncü gün yine aynı rüyayı görmüş. Bu defa bizzat kendi sorguya çekmiş. Başka kimse var mı? Üç defa görmüş peygamberimizi. Bu olmaz, yalan değil bu. Sıradan rüya değil bu. Efendim yok demişler. Uyuz bir şey var hurda diyor. Köle, hizmetçi var, uyuz. Aptal birisi. Getirin onu bakın demiş. Getirmişler onu sıkıştırınca. Evet, bu hikaye değil beyefendi. Peygamberimizin kabrine kadar, naaşına kadar tüneli dayamış. Efendimizin kolu böyle sarkmış. O gün de eğer yakalamasalardı alıp götürecekmiş herif. Onu gördükten sonra işte 5-6 metre aşağıya
o demir şeyler 5-6 metre aşağıya kadar var. Üstüne de kimseyi sokmuyorlar. Sadece özel işte devlet başkanları şuna buna. Tabii. Beni de sokmak istediler, Allah razı olsun. Ben tövbe dedim, girmem. Neye girmem? İmam Azam Hazretleri, biz gidiyoruz ta yanına. İmam Azam Hazretleri mescidin kapısından dönmüş gitmiş. Oradan ağlamış, ziyaret etmiş, dönmüş. Ben onun huzuruna çıkmaya layık adam değilim diye. O öyle derse biz nasıl gidelim oraya? Ama şimdi bizim hacılar gidiyor. Bak 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 diyor, hacı bak bak. Demirlere bak ya, Çinlilere bak. Çiniyle uğraşıyor, demirle uğraşıyor. Allah bize uyanıklık versin, hidayet versin. Fotoğraf çekiyor filan, demirler öpüyor filan. Evet, öyle şeyler oluyor. Salavat getireceğine, yani bizim, dedim ben girmem, yani oranın yetkili birisi bizi sokacak. Yok dedim, tövbe, ben oraya layık değilim. Evet, ama girenler var. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Tarikat-ı Muhammediye diye İmam Birgibi Hazretleri'nin kanunu devrinde yaşamış. Kaç sene Trakya bölgesinin tabu kadastrosunu çıkarmış, bir kuruş almamış. Padişah emir vermiş, alim adamsın, buraların tapularını hakkimeden çıkar diye. Bir kuruş almadan kuru ekmek sobanla senelerce uğraşmış, tapusunu çıkarmış Trakya Balkanların. Ondan sonra kaç para verdiniz demiş vezirine. Efendim bir kuruş para almadı hizmeti karşılığında. Ne? Bir kuruş para almadı efendim. Çok ısrar etti kesinlikle. Allah Allah demiş, bu devirde böyle adamlar var mı yahu? Çok hoşuna gitmiş. Muhteşem bir şey yapmış. Ziyafet hocayı çağırmış. Evet, biz evliyanın kerametine inanırız efendim. Şimdi onunla ilgili de, İmam Birgül ile ilgili de bu anlatacağım olay. Ondan sonra yanına oturtmuş. Demiş hoca efendi buyur. Estağfurullah efendim demiş. Siz buyurun. Hoca efendi demiş, bu ziyafet senin için hazırlandı. Buyur demiş. Kanunu bu. Şakası yok. Estağfurullah. Hoca efendi buyur demiş. Buyurmuş. Bakmış babuş pahalı. Kanunu bu yahu. Almış ekmeği böyle sıkmış. Kan damlamış ekmek. Kanuni de alim adam. Tuvalete giderken böyle demiş, aha şuna sordum, Ebu Suud Efendi, onun Şeyhülislam'ı, büyük alim, tefsiri vardır. Tuvalete giderken bile caiz mi değil mi diye buna sordum. Buna sormadan hiçbir işlem yapmadım. Ben yenilmez demiyorum efendim, yenmez demiyorum. Ben yiyemem demiş. Şimdi devletin memurlarının hepsi dürüst mü iş yapıyor? Bir sürü şeyler var. Ben yemem demiş, yenmez demiyorum. İmam Birgül öyle işte. Bir sürü yanlış şeylerimiz var biliyorsunuz. Mesela ağaçlara çaput bağlamak şamanizmden gelen bir şeydir. İslam'da yok. Anadolu'da var bu biliyorsunuz. Benim biliyorum çocukluğumda. Veya işte müezzin ezan okurken mendil sallarsan kızın nasibi açılırmış. Şehzadebaşı müezzinin ağzına bir de para veriyorlar müezzine sallıver diye minareden. Mesela yatırlara mum dikiyorlar. Evliya türbelerine kabre mum. İslam'da böyle bir şey yok. Şamanizmden gelen adetler. Biz onu bile atamadık. İran'da zaten ne kadar mecusi adeti var. Her neyse. İşte bunlara karşı İmam Birgül Hazretleri Tarikat-ı Muhammediye diye bir kitap yazmış. Tasavvuf erbabı hadisleri alırken onun manasının anlamına bakarlar. Ama bir de hadis kritik yapanlar, hadis alimleri vardır. İşte şu şartlar olmazsa hadis alınmaz falan diye. Allah razı olsun onlardan da. Uydurma hadislerin ondan geçirmek için Yahudiler, Ermeniler, Rumlar, Hristiyanlar, İslam yıkmak için hadis uydurmuşlar. Bunları önüne geçmek için çok güzel usul hadis dersi vardır zaten. Onlardan da Allah razı olsun ama şimdi bu İmam Birgül de orada hadislerde işte o eleştirilere muhatap olan hadisler de var. Men kezebe aleyhi müteammeden fel yetebevve makkadehu minen nar. Kasten benim olmayan bir hadisi benimdir diyen cehennemde yerini hazırlansın. Çünkü hadis Kur'an'dan sonra kaynak.
Namazı ona göre kılıyoruz. Haccı ona göre yapıyoruz. Onu bozarsanız dini bozarsınız. Evet. Onun için çok sorumlu. O İmam Birgül Hazretleri yazmış kitabını. Bunu da Kadimi Hoca Barika Şerhü Tarika diye halen elimizde. Şerh etmiş. Metini şerh etmiş. Şerh ederken tabii uydurma hadisse onu şerh ettiği için o da sorumlu. Evet, olmuş vaka. Bu 2. Mahmud döneminde oluyor efendim. Bu İmam Hadimi Hoca bir hadisten şüphelendi mi? Kendisinin Hadim'de medresesi var. Benim de dedemin hocasıdır Hadimi Hoca. Evet. Gidermiş peygambere. Gece gece. Uçak muçak yok. Gidiyormuş tayyi mekanla. Eskiden kapılarda yale kilit yok. Mescid-i Nebevi'nin mandallı bir kapısı var. Orada da mescidin kayyımı var, nöbetçisi var. Basıyormuş, giriyormuş. Şık bir ses duyuluyor. İçeriye soruyor peygamberimize, hadis senin mi, yazayım mı efendim? Yaz oğlum diyor. Dönüyor. Adam iniyor aşağıya. Bakıyor kimse yok ama ses geldi. Kapı açıldı. Bir gün, bir hafta hiç uyumamış. Her gün gelmiyor hoca. Hadisler böyle. Şüpheli hadisler geldiği zaman gidiyor. Hiç uyumamış. Girince yakalamış hemen. Bırak demiş, ben kötü adam değilim. Yok demiş, ben bir haftadır uyumuyorum. Yetme kılma falan neyse. Kalbini yumuşatmış. O zaman demiş, madem böyle bir adamsın seni bırakmam demiş. Götürmüş şimdi müezzin mahfilini oraya. Çay içmişler. Ahbap olmuşlar. Demiş ki benim gece buraya geldiğimi, Resulullah konuştuğumu kimseye söyleme lütfen, ne olur. Tamam demiş hocam, tamam. O da evine gitmiş, hanım demiş, Türkiye'den bir hoca geldi. Gece geliyor, gidiyor, peygamberle konuşuyor. Kimse söyleme ha. Hanımı da anasına gitmiş, ana kimse söyleme ha. Evet, en hızlı reklam sırdır dediğin. Öyle diyor ekonomistler. Padişahın kulağına kadar gelmiş bu 2. Mahmud'un. Bütün Hademi mahallesini kullananların hepsini toplayın demiş, emir vermiş. Adamı da çağırmış, doldurmuş saraya. Tanır mı, tanımaz mıyım demiş. Çay içtik, sabaha kadar oturduk. Evet, aha demiş şu. Öbürlerini birer kere azlamıyormuş, hadi gidin. Evet, Hadimi Hoca. Bir ay Ayasofya resmi Padişah Camisi. İnşallah gene cami çevrilir. İnşallah. Fatih'in bedduasını almamamız lazım. Fatih orayı camiye çevirdi. Evet, inşallah. Evet, yalvarmış. Ben mollalar demiş, hocasız kaldı. Bir ay sonra gitmiş de. Evet, aynı bu Gümüşhaneli Hazretleri de aynı öğlelerden birisi. Ön sözünde, kitabın ön sözünde ben de şüphelendim, hadisleri Resulullah Efendimiz'e sordum diyor. Evet. Sen beceremiyorsan becerenler var yani. Becerenler var. Evet. Biz mana itibariyle itikat yönünden diğer Kur'an-ı Kerim esasına aykırı değilse onlara karşı değiliz. Evet. Şimdi peygamberlerin cesetleri de çürümez. Evliya olan cesetler çürümez. Hocamdan duydum Mustafa Feyzi Efendi'ninkini. Başka da var. Başka da var bizim gördüklerimiz. Siz de görmüşsünüzdür. Evet. Şimdi diyor ki Gümüşhanel Hazretleri, hani bir beyaz ayna getirdi. Aynada siyah nokta var. Bu ne? Cuma günü dedi. Olabilir ki diyor bu siyah nokta Cuma'yı terk edenlerin kalpleridir. Böyle yorumlayabiliriz. Cuma'dan gafil olanların kalbidir. Onların siyah noktadır. Çünkü bir günah işlendiği zaman kalbe siyah nokta konur. Eğer tövbe etmezse, Allah'a yalvarmazsa o kalır, kökleşir. Bir daha günah işledi mi, bir daha tövbe etmezse kalp simsiyah olur. Aslında insan tertemiz yaratılır.
Hristiyanlar öyle demiyor. İnsan doğarken pis doğar, kirli doğar, günahkar doğar. İşte vafti suyuyla yıkayacağız, yıkarız, onu temizleriz diyorlar. Evet. Adem Aleyhisselam yasak meyveden yedi ya. Onun günahı diyorlar, her insanı gider, geçer. Biz de çocuk fıtratı İslam olarak tertemiz doğar. Anası Yahudi ise Yahudi yapar, babası Hristiyan, Hristiyan, Mecusi, Mecusi yapar. Ana baba terbiye göre çocuk renk alır diyor hadisler. Biz de öyle inanç. Şimdi efendim bu siyah nokta beyaz ayda cumayı terk edenler, cumadan gafil olanlar, üç cuma gitmeyen münafık sayılır diye de hadis var. Evet. Hadis var. Ona da çok önemli. Cuma çok önemli. Evet. Şimdi Buhari Müslim'de leyen tehyenne akvamun an vedahim el cuma ev yahtimenne Allah Teala ala kulubihim. Ya cumaya gidecekler bir takım insanlar, ya da Allah onların kalplerine mühür %100'le, evet, enne yahtimenne %100 mühür basacak cumaya gitmediği zaman, siyah damga vurulacak. Bu da hadis-i şerifti. Buhari Müslim hadisidir. Evet. Thumma yekununa minel gafirin. Sonra da kalpler karardı mı harama önem vermez. Pisliğe önem vermez. Evet. Böyle bir hal alır. Gafillerden olur. Evet. Kim böyle cumaya gitmek burada önemli. Allah'ın emirlerinden bir emre muhalif hareket ederse kalbine siyah bir nokta konur. Tevbe ederse arkasından silinir. Tevbe etmezse işte ilk iken üç olur filan derken kalp tamamen siyahlaşır. O zaman işte ya işte bak adam ölecek. Görüyorsun sen de öleceksin. Hiç öyle olmaz. Ben bunu görmüşüm. İmamlık, müezzinlik yaptım. Caminin arkası mezarlıktı. Hiç unutmuyorum. Kabirdi. Geliyorlardı oraya, rakı içiyorlardı akşam. Kabrin üstüne oturuyorlardı, rakı içiyorlardı. Ben bir müezzin çocuğum daha, İmam Hatip'te talebeyim. Ule, o ya attı adam ölüyor, sen de öleceksin. Hiç adam ders almaz, ibret diye bir şey kalmaz. Kalbi karardığı zaman diyor, kulağına söylesen bile hiç kulağını şapırdatır geçer. Ders almaz, hakikati göremez. Gafil olur. Evet. Günahlar kaplar ve Allah'ın rahmetinden uzaklaşır. Evet. Tövbe ederse o şeyler silinir. Kalkar noktalar. Etmezse kalp kararır. Katamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve la absarim gışave. Artık gözü görmez, kulağı duymaz. Kalbi hiç gerçeği görmez. Neden? Kapkara olmuştur. Mühürlenmiştir. Öyle ben kabirde gördüm. Geliyordu akşama, rakıyı koyuyordu, mezeyi içki içiyordu. Altta halbuki sen de öleceksin değil mi? Ben de öleceğim demiyordu. Bu adam gavur değil. Benim mahallemden bilmiyorum ama adı Hasan Hüseyin, Müslüman adı yani. Hiç orayı görmüyor onu. Evet, kalbi kararanlar böyle görmezler. Görmezler. Evet. Cuma günü guslederek erkenden camiye gidip de cumayı da böyle hiç hutbede bağırmadan çağırmadan güzel cuma geçirenin öyle diyor peygamberim. Menin sesere yevmel cuma sümme raha ve ansata hatta yafruhal hatibu yufrelehu ma beyne ve beyne cumatil uhra ve ziyatül selasete eyyam. Bu cuma ile bundan evvel cuma üç günde fazlasıyla tüm günahları silinir diyor. Cuma günü böyle önem vermek lazım. Yani illa tatil edin demiyorum. Ama cumaya çok önem vermek lazım. İş yerine gidecek olanlar, iş yerine bir banyo yapacak yer yapabilirse, boy abdestini bozmadan cumayı onunla kılarsanız en güzeli bu. İş yerine veya işte bulunduğumuz tamirhanenizin bir köşesine bunu yaptılar, ben birçok yerlerde söyledim. Yok böyle devlet dairesi, bu mümkün değil. Sabahleyin bu maksatla yıkanıp gidebilirsiniz. Bozulursa da cuma günü yıkandığınız için o sevabı alırsınız.
Beleşten 10 günlük günah silindiriyor. Böylece devam eden adam bütün günahlarından kurtulabilir. Cuma günü öyle bir gündür. Kıyametin kopacağı onu da hazırlanmış oluruz. Hadis-i Şerif Hazreti Enes'ten sahih senetle nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Ce'el fethu ve nasrullahi. Fetih geldi. Allah'ın nusreti de geldi. Evet. Ne demek bu? Fetih geldi. Evet. Mekke'nin fethi tabii. Mekke'nin fethi nasip olacak. İnna fetahna leke fetham mübina. Evet. Açık bir fetih verdik. Hiç yanında garibanlar, bir iki gariban, fakir, fukara, köleler filan Müslümanlığa başladılar. Resul-i Ekrem, Resul-i Müştefa Efendimiz Allah onu aziz etti. Ama bedava değil, taşlandı. Neler oldu, neler oldu. Medine'ye izin verdi. Orada da devlet kuruldu. Ondan sonra da Mekke fethedildi. Evet, Mekke fethedildi. Her tarafını çevirdi. Kabe'nin kapısına ayağını koydu eşiğine. Şimdiki kapı hiç değişmedi. Dördüncü Murat yapmıştır şimdikini. Dördüncü Murat'ı tarihler pek şey yazmaz. Öyle imanı bütün bir adam. Onun yaptığı duruyor şimdi. Evet, oraya ayağını koydu. Ne bekliyorsunuz Mekkeliler dedi. Müşrik hepsi de putperest. Ama kıpırdayacak halleri yok. Etrafı sarılmış. Bütün Mekkeliler meydandalar. Biz sana her türlü şeyi yaptık. Sen bize ne yapsan hak ettik. Hepsini yaptılar. Ama sen Muhammedül Emin'sin. Öyle güzel adamsın. Sen bilirsin dediler. Efendim, Müslüman olursanız demedi Peygamberimiz. Dinde zorlamak yok. Zorla Müslüman yapılmaz kimse. La ikraha fiddin. Entüm tulaka. Serbestsiniz. Dağılın dedi. Onlar da insan. Yahu dediler biz gözleri oya oya öldürülmeyi hak etmiştik ama bu adam peygamber olmasa bu böyle olmaz. Sıraya girdiler, İslam'a girdiler. Kadınlar da İslam'a girdi. Evet, Allah onu böyle aziz etti, yardım etti. İşte fetih geldi, Allah'ın yardımı da geldi. Öyle diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'nin fethi birinci anlamda. İkincisi Hayber'in fethi. Oraya da gittim. Muazzam. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Harbi'nde kuvvetli kalabalık bir müşrik ordusuyla Müslümanların karnı aç. Kıtlık o sene, ekinler olmamış. Aç. Bunu fırsat bildiler. Bütün kabileleri topladılar, geldiler. Efendimiz hendek kazdırdı. Hendeği geçemezler. Geçmek için üçer gruplar hendeği geçmeye, o zaman da oklayacaklar. Az güçle çok askeri durdurmak taktik. Harp hileden ibarettir. Şimdi dışarıda durdular. Öyle diyor Ebu Sufyan uzman, inanmamış ordu kumandanı. Arkadaşlar telaşa gerek yok. Müslümanların acı olduğunu biliyoruz. Ekmekleri yok. Hakikaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soğuk da zaman Huzeyfe Hazretleri ayağın dibinde, kim gidip de düşmanın askeri silahı konusunda bize haber getirecek? Kimse yok. Huzeyfe diyor. Ses yok. Huzeyfe neredesin? Peygamberimizin sırdaşıdır Huzeyfe radıyallahu anh. Bir bakıyor ki dibinde oturup durur. Huzeyfe niye cevap vermiyorsun? Vallahi ya Resulallah. 10 gündür hiç lokma girmedi. Ayağa kalkacak halim yok. Kalk demiş. Demiş ona. Diyor genç bir adam oldum. Gücüm yerine geldi. Dediğini yapmaya giderken döndüm geldim. Ya Resulallah, siz bana çok önemli bir görev verdiniz. Ben bu bilgileri alabilmem için kumandana ulaşmam lazım.
Ona ulaşmak için senin aleyhinde konuşmam lazım. Her şey serbest ama elini kılıca atma Huzeyfe. Sözü bu. Bunlar hadis kitaplarında var. Giderken saklanır gibi gidiyor. Yakalamışlar. Müşrik casuslar. Ya sormayın demiş ya. Bir adamın peşine takıldık. Vallahi ben 10 gündür bir şey yemedim demiş. Çoluk çocuk perişan. Mahvolduk ya. Hah demişler ya. Sen zaten akıllı adamdın ya. Nasıl oldu Müslüman olduğunda biz akıl erdiremiyoruz. Gel bakalım kardeş demişler. Götürmüşler Ebu Süfyan'ın yanına. Toplanmışlar. O telaşlanmayın. Onun acından ölecek. Kafa çekiyorlar boyuna. Ebu Süfyan diyor ki işte şu kadar askerimiz var, şu kadar kılıcımız var, şu kadar okumuz var, şu kadar dövümüz var, şu kadar koyunumuz var, şu kadar yiyeceğimiz var. Oo, 200 sene kalabiliriz. Onlar 5-10 gün sonra acından ölecek. Ve de ben Muhammed'i yakalayıp kafasını uçuracağım deyince Huzeyfe peygamber aşık adam hemen elini sakladığı hançerine Huzeyfe elini kılıca hançere sokma demiş ya bir daha duymuş o sesi evet bir daha duymuş ondan sonra çekilmiş deseydi orada linç ederlerdi ondan sonra içmişler sızmışlar o da usulca onlar bayılınca dönmüş gelmiş bilgileri vermiş bakın hiçbir şey yemiyor bir kurban kesmiş Cabir bin Abdillah bakmış peygamberimizin karnında 3 taş var açlıktan ayakta duramıyor kendi bakmış canı kıyılmış gitmiş eve çoluk çocuk yesin diye bir keçi bırakmışmış hanım demiş Resulullah'a 3 taş bağlamış gördüm açlıktan kesmiş 2 kişilik almış diye demiş yerin için gelmiş ya Resulullah demiş gel gel 2 kişiye yetecek kadar et getirdim demiş biraz da pilav getirdim hemen dur demiş ey demiş askerler ez ashabın Cabir bin Abdullah'ın size ziyafeti var. Allah günlerdir oruç içiyor. Aç herkes. Diyor ki vallahi yer yarılsa da girseydim daha iyiydi. 2 kişilik yemek. 3000 kişi var orada. Nasıl yeter? Sırası ben demiş. Telaş etmesen. Git demiş tencereye eti koy pişir. Ama beni çağırmadan indirme aşağıya. Peki ya Resulallah. Önledikten sonra haber vermiş, gelmiş tüh demiş peygamberimiz sen tükürme o peygamber evet Cabir bin Abdillah Buhari Müslim hadisi müttefakun aleyh vallahi diyor herkes aldı diyor bol bol en son sıra bana geldi hadimül kavmi ahiruhum insanları ziyafet çeken hizmet eden en son yer en son kendisi aldı sıra bana geldi vallahi diyor bir parmak eksilmedi tencere yeminle söylüyor herkes yemin bu elde mucizeler var işte o zaman Yahudiler ihanet ettiler bu ihanet sebebiyle Efendimiz onları oyaladı işten o zaman Medine'nin önemli yerlerinde mahalleleri var eve geldi onlar defolup gittiler bir müthiş rüzgar Efendimizin duası müthiş bir rüzgar esti. Tencereler devrildi. Onu ürktüler, devirler, kaçtılar. Kıyamet kopuyor zannettiler. Hatta Ebu Süfyan bile kaçmaya kalkmış. Hizmetçisi demiş ki koruması kumandan en son terk eder demiş. Nereye gidiyorsun? Doğru söylüyorsun demiş. Doğru söylüyorsun. Dev olmuş gitmişler. Bir daha da gelemediler ve Mekke ondan sonra fetholundu da. Şimdi eve gelmiş peygamberimiz yorgun, aç. Kapıdan girer girmez soyulmuş. Cebrail Aleyhisselam kapıya gelmiş. Dünya birincisi olan Asım Köksel Hoca'nın İslam tarihine bakabilirsiniz. Bu bilgileri çok güzel anlatıyor. Cebrail demiş. Kardeşim Muhammed. Evet demiş. Ne oldu? Harp bitti demiş. Ona silahlarım yok bitmedi demiş. Yahudiler anlaşma yaptık. Yaptınız. Hani ihanet etmeyeceklerdi, düşmana yardım etmeyeceklerdi, ihanet ettiler onlara. Siz dışarıdan, biz içeriden kökünü kurulalım bu Muhammed'in dediler. Yakaladı peygamberimiz. Onların hesabını görmen lazım. Tekrar giyinmiş, işte o şeye olunmuş. Böylece Yahudileri de orada, işte bu Yahudiler oradan sürülmüş.
Hayber'de toplanmışlar. Etrafı mümit, bahçelik, güzel yerler. Ben de gittim. Surlar var, halen duruyor. Orada hastalanmışlar. Aç kalmışlar. Yahudiler zengin. Gülüyorlarmış, acınızdan öleceksiniz diye. Hazreti Ali sırtına dokunmuş. Herkes hastalanmış. Kebap kokusu duymuş Peygamberimiz. Halbuki ordu bir şey yok, yiyecek içecek. Ne o demiş? Ya Resulullah demişler, acımızdan ölelim mi? Günlerdir midemize bir lokma girmedi. E ne oldu? Bindiğimiz eşekleri kestik, onları kızartıyoruz. Derhal dökün demiş. Eşek eti haram. Oradan anlıyoruz. Derhal döktürmüş. Çağırın demiş Ali'yi. Ali demişler hasta. Gözleri bitik yatıyor ateşler içinde. Çağırın. Ona işte kılıcı vermiş. Efendimiz ona da o Huzeyfe üflediği gibi üflemiş. Demiş ya Resulallah, gideceğim hepsinin kellesini uçuracağım. Öyle bir şey gelmiş kendine. Ya Ali demiş, biz insan kellesi uçurmaya gelmedik. İnsanca yaşamasını öğretmek için geldik dünyaya. Onlara Müslüman olmalarını teklif et. Müslüman olarak kardeşimiz olsunlar. Olmazlarsa bizim hakimiyetimiz girecekler. Haraç cizye verecekler. Biz koruyacağız namusların mallarını. Kabul etmezlerse o zaman demiş kellerini uçur. Efendimizin o soluğuyla etrafında hendekler var. İnsanın atlaması mümkün değil. Sıçramış atlamış. Bir omuz darbasıyla koca demir kapıyı hart diye yıkmış almış. Kapı duruyor. İzin alıp görebilirsiniz. Yahudi kahramanı çıkmış atın üstünde. Zavallı genç demiş, ben seni öldüreceğim. Hadi git işine. Hayır demiş, ben seni öldürmeye geldim. Nasıl öldüreceğim demiş, ben aslanları bile yeniyorum. Beni ancak aslanlar yenebilir. Evet, zaten anam bana çocukken Haydar diye severdi. Haydar aslan demek. Ben seni öldürecek aslanım demiş. Kızmış herif, atından inmiş. Yiğitliğe şey edemiyor o atta, o yerde. Saldırmış Hazreti Ali'ye. Çeviklik kenara, ondan sonra bir hamle Hazreti Ali'den ikiye bölmüş adam. Allahu Ekber. Hayber'in fethidir bu diyorlar. Fetih geldi. Veyahut da üçüncüsü, evet, Taif'in fethi. Veya dördüncüsü kafirlere karşı fethi ve müşriklerin beldelerinin fethi. Beşincisi, evet, Allah Zülcelal Hazretleri bütün sırları, ilimleri Peygamberimize, onlara, Efendimiz'e yakın olanlara öğretti. Evet. Peygamberimiz ne biliyor? Senin bilmediğini biliyor. Tahsil yok ama hayran kalıyorlar. Mesela bir hep söylerim. Maurice Bucay konuşmuşuz. Dünyanın en meşhur operatörü, profesördür. Tanışmışız. Kur'an-ı Kerim'de çocuk, anı rahminde çocuktan bahsediliyor. Efendim tıp fakültesine gitmedi. Adam incelemiş. Vallahi peygamber demiş. Müslüman oldu. Halim Selim bir adamdı. Ekvatorda yaşayan hayvanların isimlerini peygamber söylüyor. Böyle botanikle uğraşanlar buradan Müslüman oluyorlar. Hiçbir fakülteye gitmedi peygamber. Buradan öyle bir kim peygamber yakın olursa böyle biliyorlar. Efendimiz'e birisi gelmiş. Allah'ın demişler şu parayı. Eğer peygamberin işini bitirirsen sana şu kadar da servet vereceğiz paraya. Gelirken adamı yakalamış. Ellemen demiş, dokunmayın. Adam gelmiş, Hulusi çakmış işte samimi. İyi de demiş, şu sakladığın hançeri demiş ve bana. Yani görmeden sen beni öldürmeye geldin demiş gelen adama. Adam eşhedü en la ilahe illallah. Peygamber Allah böyle bildiriyordu. Peygamber'e yakın olanlar da böyle biliyor. Biz buna inanırız. Evliyanın kerametine inanırız. Bütün ilimleri bildirdi. Rabbi zidni ilme. Kur'an'da da var. İlmimi artır. Evet. Allah'ın emirlerine uyarsanız, peygambere uyarsanız ve ca ehlül Yemen, evet, Yemen geldi. Kulubuhum rakika, ince kalpidirler. El imanu vel fıkhı Yemen. İman Yemen'dir, fıkıh Yemen'dir ve hikmeti Yemeniye, hikmet de Yemenidir. Yani buradan diyorlar ki büyük alimler Yemen'den çıkacak,
Üveysil Karani'ye işaret var. Hazreti Ömer'e demiş ki, orada bir baba yiğit çıkacak, onun duasını al Ömer demiş. Çöllere düşmüş Hazreti Ömer, Veysel Karani Yemenlidir. Karan ilindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ziyarete gelmiş. Fakat Peygamberimiz evde yokmuş. Annesinden aldığı izin bitmiş. Annemin izini bu kadar diye dönmüş. Üzülerek ana emrine itaat. Ama Peygamberimiz ona, Peygamber çok sevdiği için böyle diyor. Hikmet Yemenlidir, iman Yemenlidir. Övüyor onu. Koca Ömer çöllere düşmüş, onu bulmuş, duasını almış. Evet, kim peygambere yakın olursa, onun sünnetlerini hayatının her safhasını uygularsa, Efendimiz'e verilen şeylerden onu da veriliyor. Biz bu adamlara evliya diyoruz. Bu bizim yapamadığımız, bilemediğimiz şey bilmesine keramet diyoruz. Ehl-i sünnet de bu vardır, biz inanırız. Bizleri Cenab-ı Hak kamil iman sahibi eylesin. Güzel peygamberimize yakın olan büyükleri arasına dahil eylesin inşallah. Subhanakallahü ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Estağfurullah. 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 Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım sallallahu birer elem neşrah leke besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. 13'er ihlas-ı şerif besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduklarımızı kabul eyle. Sevabını Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab-ı Etba'ları, bil cümle ahirete irtihar mümin-i münat, hasreten eserin sahibi Ahmet Ziyad-ı Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin ervahına, burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimiz, bu aziz vatan için şehit olan sıkıntıların kuzatının ervahına bağışladık vasıleyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Bizleri tevfik ve hidayetinden ayırma. Senden sıhhat, afiyet, bir de güzel ahlak niyaz edilir. Lütfeyle her işte sonumuzu hayır eyle. İki cihanda bizleri aziz, mesut, bahtiyar eyle. Aziz vatanımızı da her türlü belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Sübhane Rabbina Rabbil İzzetu Amma Yasifun. Ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.